Merhaba güzelliklerim, hoş geldiniz. Ben de size çok güzel geldim bugün. Size şöyle değişik bir hırka örneğiyle geldim ve gerçekten çok tatlı oldu teyzeleri bu. Bu örnek çok yakıştı. Hani burada ne kadar belli edebiliyorum bilmiyorum ama bakın şu örneğimiz şöyle göstereyim. Şahane duruyor ve güzel oldu. Yumuş yumuş bir hırka elde ettim. Yelek de örebilirsiniz bundan ama bu örnek hırkaya daha bir güzel yakışır. Şöyle benim bu hırkam ben 0-1 yaş çalışıyorum ama e, iplerim biraz e, normalden biraz kalın ipti. O yüzden e, biraz büyük düştü ama 1-1.5 yaş arası bebeklerimizde gayet güzel olabilecek ölçülerde oldu. Şöyle göstereyim. Ee, örneğe yakadan başlayıp aşağıya doğru tasarlayarak indim. Yani hiç kimsede olmayan bir e, model oldu. Hani örnek vardır ama yakadan başlayıp ören herhalde ilk defa ben mi oldum bilmiyorum yani güzel oldu güzel bir iş oldu umarım siz de benimle birlikte örersiniz tığım 4 milim bakın tığınızı kalın tutun bunda 4 4.5 numara ikisi de olur normal bebek ipleriyle örüp sadece tığımızı 4 ya da 4,5 milimlik bir tığ yapabilirsiniz. Bakın şöyle göstereyim. Ben biraz da gevşek ördüğüm için 4 iyi geldi ve güzel oldu. şöyle şimdi de şu renklerle size anlatacağım. Bakın şöyle göstereyim. aslında bu petrol yeşili de videoda kamerada biraz farklı gözüktü. 300 metrelik 2 tane ip kullanacağım. 4 milimlikte bir tığ kullanacağım. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarıma destek verirseniz çok mutlu olurum. Çünkü videoların izlenmeleri çok az. E, paylaşım yok, beğeni yok. E, o yüzden paylaşarak beğenerek bir de küçücük yorum yaparak sizde destek çıkabilirsiniz. O zaman ne yapalım? Haydi örmeye başlayalım. Şöyle hırkamızı alalım. Tam sevmelik bu. Yumuş yumuş böyle. Çok güzel. Şurada dursun. Ve ipimi başlarken örgü ördüğümüzde güzelliklerim şöyle içinden alarak yapıyoruz. Yanınıza koyun. Benim gibi kediniz de varsa eğer e, ee, saklıya saklıya örgü örersiniz. Bu ipim çok kalın değil benim. Orta kalınlıkta bir ipim var. Hemen başlayalım. Evet. Şöyle 75-76 tane zincir çekin. Bakın. Şu. 1-2-3-4-5 76 tane çekip geleceğim. Evet. 76 tane zincirimi çekerek geldim. Ee, şurada videonun bakın şurada tam parmağımın olduğu yerde yan yatırıp izlediğinizde kaçar tane burada battığımın ayarladığımız sayısı yazacak güzelliklerim. Oradan da bakabilirsiniz. 1, 2, bakın 1, 2, 3. zincirime geri geldim ve buraya bir tane trabzan yaptım. Şu zinciri saymayacağım. Bakın bu bir trabzanın şu çıkış noktasını sayacağız. Ve bununla birlikte buraya 13 tane trabzan yapacağız tek tek hepsine batarak bakın 3 oldu 4 oldu 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ve 13 şöyle bakın 13 tane bu birinci önümüz için trabzanlarımız 13 tane 1 2 ve bu son battığımız yer var ya şurası buraya batarak bakın buradan başlayacağız ve yine 13 tane kolumuz için

9 10 11 12 ve 13 şöyle 13 bu da birinci kolumuz için 13 tane trabzan 1 2 tane zincirimi çektim ve bu son battığım yere batırıp 25 tane arka için trabzan yapacağım. 2 3 4 25 tane arka için trabzanlarımı hazırladım. 1 2 zincir son battığım yerden batarak 13 tane ikinci kolum için trabzan çıkartacağım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. İkinci kolum içinde 13 tane trabzan hazırladım. 2 zincir çekip şimdi 13 tane de ikinci önüm için Trabzan yapacağım. Son battığım yere batırdım. 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet, 9'da kalmıştık. 10 11 12 ve 13. Şurayı da elimle çektim. Bir tane de fazla zincir çekmişiz. 75 taneymiş sayımız. Şimdi bakın güzelliklerim. Mümkün olduğunca bu bölümde Videoyu atlatmadan izleyin. Eğer atlatırsanız detayı kaçırırsınız ve örgünüz aynı olmaz. Sökmek zorunda kalırsınız. Çünkü ben detaylı bir şekilde nerede ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Ve ondan sonra zaten bir kere kurduktan sonra burayı yaptıktan sonra gerisi kendiliğinden gelecektir güzelliklerim. Evet. Şimdi bakın burada bir iki zincir çektim. Örgümü çevirdim. Tığma ipimi aldım. Hemen bu birinci trabzanın üzerine bir trabzan yaptım. Bakın, şöyle. Bu bizim birinci trabzanımız. Bakın, şurayı kullanacağız. Bu zinciri kullanmayacağız. Bir zincir, bir trabzan atlayıp ikinciye bir tane trabzan. Bakın, böyle bir zincir bir atlayıp ikinciye bir trabzan bir zincir bir atlayıp ikinciye bir trabzan şöyle kafesler oluşturuyoruz bir zincir bir atladım ikinciye bir zincir bir atladım ikinciye mümkün olduğu kadar gevşek örebilirsiniz öremiyorsanız tığınızı değiştirin. Bakın güzelliklerim gördünüz mü? Şimdi buraya kadar geldik. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kutucuk oluşturmuşuz. Bakın buraya bu, bu bölüme dikkat edelim. Şimdi burada bakın bir zincir. Bu boşluğun içine bir trabzan. Bir zincir Yine bu boşluğun içine bir trabzan. Şöyle. Bir zincir. Ve şimdi bakın gola geçeceğiz. Birinci trabzanın üzerine bir trabzan. Bakın şu artış yerine dikkat edin. Şöyle. Ve buraya yine kutucuklar yapacağız. Bir zincir, bir trabzan atladım. ikinciye. Şimdi burada ne yaptıysak öbür üç yerde de aynı işlemi yapacağız. Bir kere daha göstereyim. Kutucuklarımı yaptım. Şöyle. Bakın yine geldim artış noktasına. Buraya. Bir zincir. boşluğun içine bir trabzan, bir zincir, boşluğun içine bir trabzan ve bir zincir hemen arka bölümdeyiz. Bakın önündeki trabzanın tepesine bir trabzan, bir zincir, bir atladım ikinciye. Bakın tekrar göstereceğim. Burası önemli çünkü. Bakın şöyle. Burada da yaptım. Burada da yaptım. Geriye kalan iki yerde de aynısını yapıp sırayı tamamlayacağız. Şimdi tamamlayarak gidelim. Evet bakın sona geldiğimizde bir zincirimi çektim. Ve bakın şu sonuncu şöyle zincirle çıkış yapmıştık. Burası bizim bir trabzanımız. Şöyle. Burada kaç kutucuk oldu? 1 2 3 4 5 Şimdi 1 2 3 4 5 6. Orası da 6. Yani şurada 6 kutucukla bitirdim. Burada 6 kutucukla bitirdim. 1 2 3 4 5 6. Ve burada beyaz ipimizi alacağız. Şöyle. Beyaz ipimizle devam edeceğiz. Şuradan aradan geçireceğim. Şurayı yeniden biraz gevşek alayım. Şöyle bakın. Beyaz ipimi de geçirdim. Şu ipimi de aldım. Evet. Şöyle beyaz ipimden biraz fazla bıraktım. Ve buraya bir tane zincir atıp örgümü çevirdim. Hemen birinci trabzanın üzerine şuraya bakın şuraya bir tane sık iğne yaptım. Şöyle. Tığımın üzerine ipimi aldım. Burada hani bir atladığımız trabzanımız var. Bakın şu. Buna önden batırıp tığımın üzerine şöyle aldım. Bakın arkaya geçirmeden arkaya geçirmiyoruz. Bakın buradan batırdım. Şöyle aldım. Ve buraya bir tane trabzan yaptım. Şu trabzana bakın. Önündeki trabzanın tepesine bir sık iğne yaptım. Şimdi burada bakın bir zincir ara boşluğumuz. Bu seferkini de arkadan tığımızı takalım. Bakın şöyle tığımızı takalım ve buradan alalım. Bir trabzan yaptım. Şöyle. Şimdi trabzanın tepesine yine bir sık iğne. Şöyle. Bu seferkini önden alacağız. Bakın. Önden tığıma Alttaki trabzanı taktım ve bir trabzan yaptım. Hafif uzatarak yaptım. Bu trabzanın tepesine bir sık iğne. Gördüğünüz gibi bir önden bir arkadan. Şimdi önden olanı yaptık, arkadan tığıma taktım ve burayı yaptım. Buraya bir sık iğne. Şimdi önden gözükeni önden alacağım. Bir trabzan hafif uzatarak örün. Trabzanın tepesine bir sık iğne. Tığıma ipimi aldım. Ve şimdi bakın arkadan şöyle. Ve görünen trabzanın tepesine bir sık iğne yaptım. Şöyle. Evet arkadaşlar burada bakın artırmayı gördüğümüz yerde şöyle bakın şurada artırmamız var. Buraya dikkat. Şimdi burada tığımın üzerine ipimi aldım ve bakın bu aradan girip şuradan bakın şöyle şuradan girip önden bir trabzan yaptım ve bu artırmanın V'nin içindeki birinci trabzanın tepesine bir sık iğne hazırladım. Bakın. Şuraya bu çünkü hep böyle yapacağız burayı. Bir zincir çektim. V'nin öteki trabzanının üzerine bir sık iğne yaptım. Burada araya bakın şuraya tığma ipimi aldım ve şimdi yine önden yapacağım bunu bakın şöyle şöyle göstereyim ve bakın bu birinci trabzanın tepesine sık iğne yaptım ve şöyle bir görüntüm oldu bakın bakın burası bizim artırma yeri unutursanız eğer ben karıştırırım Emel derseniz hemen şuralara bir yerlere böyle artırma noktalarına işaretler takın. Bunlar da ne kadar kötü görüyorsunuz mu? Elimde kaldı. Neyse hadi bakalım. Nazar olsun o da. Ve yine başlayacağım. Şimdi tekrar bakın burada artırmanın önündekini şuradakini arkadan almıştık. Bakın bu önden. Şimdi bunu arkadan alarak devam edeceğim. Şöyle. Ve teker teker aynı işlemi yapacağım. Bakın. Mümkün olduğunca gevşek örün ki yumuşak dursun. Öremiyorsanız tığınızı değiştirin. Örebiliyorsanız da zaten örebiliyorsunuzdur. Şu an ben mesela 4.5 numara tığla örüyormuş gibi gevşek örebiliyorum. Ve bakın. buraya geldiğimde bunda şöyle bakın Önden aldığımda kaldım. Burada da şimdi bakın V burada. V'nin bu yanındakini yani şurayı arkadan taktım ve aldım. Ve yine sık iğne bakın trabzanın tepesine Şöyle. Bir zincir öbür trabzanın tepesine. Şu. Bak. Tekrar ipimi aldım. Ve yine bunu da arkadan yaptım. Yani artırmanın iki kenarındakini de buradakini ne yaptıysam buradakini de aynısını yaptım. Ve trabzanın üzerine bir sıkı iğne ile birleştirdim. Şimdi bu arayı Kolaka öbür tarafa kadar aynı şekilde yapalım. Bura belli oldu artık. Evet burayı hızlı geçebiliriz. Evet yine artırma noktasındayım. Bakın şu bitişe ne ile geldik? Bununla geldik. Ve burada şimdi önden alarak bakın artırma zincirimiz burada. V'miz burada buradan girdim buraya bir trabzan yaptım ve bu V dediğimin birinci trabzanına sık iğnemi yaptım bir zincir çekip öbür trabzanın üzerine şöyle ve bakın burada arada boşluğumuz da var zaten bakın şurayı gördünüz mü zincir şimdi bunu önden aldığım için bunu da önden alacağım böyle ve Tırabzanın tepesine sık iğne. Buraya kadar atlatmadıysanız, bundan sonra işi kavradınız demektir. Çünkü bir üst sıra daha kolay. Şu önemli olan tek yer şu artış noktalarıydı. Çünkü gerisi zaten ilerleyecek. Göstereceğim size. Ve şimdi şurayı da göstereyim. Tüm artırma yerlerini göstermiş oldum. Bir tanesini atlarsanız gayar ve sizi yorar. Sökmek zorunda kalırsanız o yüzden sökmeyin. Ve bakın şimdi geleceğim buraya ve burada. Bakın şimdi şöyle göstereyim. Bunu önden aldım ve burada bakın artırma boşluğum var şu. Bunu şimdi arkadan taktım ve aldım. Bir trabzan yaptım. V'nin birinci trabzanının üzerine sık iğne. Bir zincir öbür trabzanın üzerine bir sık iğne. Ve yine bunu da arkadan alarak öreceğim. Şöyle trabzanın tepesine bir sık iğne ile bağladım. Şimdi burayı önden başlayacağız. Şöyle bu gidişatı bozmayacağız yok bozarsak tamamen e, işiniz karışır diyeceksin ki bu ne kadar o zor bu zor yok karışır yok aslında değil hani bu dikkati başta yapmak önemli evet şöyle geldim bakın şunu da arkadan aldım ve bakın sondaki trabzanın üzerine çift kanat alarak bir sık iğne yaptım. Şöyle göstereyim. Şimdi yine buraya dikkat. 1, 2, çevirdim. Hemen bu sık iğnenin üzerine bir trabzan yaptım. Bir zincir, bakın güzelliklerim. Şu trabzan olarak ördüklerimizin üzerine batmayacağız. Bunu bırakıp sık iğne olana trabzan olanı bıraktım. Sık iğne olana bir trabzan. Bir zincir, bakın trabzan olanı bıraktım. Önde bu da sık iğne olanın üzerine bir tane trabzan. Bir zincir, bakın bunu bıraktım sık iğneye. Bir zincir, trabzan olanı bıraktım sık iğneye. Bir zincir, trabzan olanı bıraktım sık iğneden. Bir zincir ve şöyle artış noktasına kadar geldik. Bakın burada arada zincirimiz vardı şurada. Şöyle göstereyim bakın. Şimdi trabzan olanı bıraktım. Sık iğneye geldim. Şöyle. Şimdi önünde bunun zincir var. Şu bir zincir. Şimdi burada bir zincir çektim. Ve bakın artış noktasının içine girdim. Bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Aynı yere bir tane daha trabzan yaptım. Şöyle ve yine V'mi oluşturdum bakın. Bir zincir hemen önündeki sık iğneye batırdım. Bakın. Bir zincir trabzan olanı bıraktım. Sık iğneye trabzan olanı bıraktım sık iğneye şimdi burada tekrar yine göstereceğim biraz fazla uzadı ama detayı kaçırmamak gerekiyor şöyle artış noktasına kadar geleceğim ve bakın burası Şurada V var. V'nin üzerindeki bir zincir. Şimdi burada bir zincir çektim. Ve bu boşluğun bakın bir zincirli boşluğun içine bir trabzan bir zincir aynı boşluğun içine bir trabzan V'yi yaptım. Bir zincir ve önündeki sık iğneden başladım. Şimdi öbür iki yeri de aynen böyle yapıp sıramızı tamamlayalım ve bir üst sıraya geçelim en sona geldiğimizde bakın batırdım şu ipi çıkartmayı göstereceğim şöyle şu ipimi tığımın üzerine aldım ipimi altından geçirdim ve şöyle aldım bakın beyazı bıraktım bununla çektim şu şekilde bir zincir çekip geri çevirdim ve ipimi buradan geri kurtardım. İlk birincinin üzerine sık iğne yaparak başlayacağız. Şimdi burada nasıl ilerleyeceğiz? Bakın şurada trabzanım ezanımız okunsun. Evet bakın şimdi. Şurada trabzan gözüküyor. Altta trabzan önde gözüküyor. Bu önde gözüktüğü için bunu arkadan alacağız. Ve trabzanımızı yapalım. Bakın. Trabzanın üzerine sık iğnesi. Şimdi burada arkadan gözüküyor. Bunu önden alacağız. Şöyle bakın. Sık iğnemi yaptım. Bu trabzan önde gözüküyor. Bunu arkadan. Tam trabzanın Şöyle. Ve sık iğnemi yaptım. Alttakini takip edeceğiz. Bakın bu içte bunu üstten alacağız. Böyle. Bunun trabzanı önden gözüktüğü için bunu arkadan alacağız. Yani trabzanlar direkt birbirinin üstüne denk gelmeyecek ve şeklimiz bakın ne kadar güzel çıktı. Bunu önden alacağız. Böyle. Trabzanın üzerine bir sık iğne. Artış noktasını kaçırmayalım. Ve bakın. Şimdi. Bu seferkileri bakın bunu şöyle. Şimdi burada ne yaptık? Arkadan aldık şunu. Bunu da önden alacağız. Bakın burada artışımızın yaptığımız yerden şu araya girip trabzanımı yaptım. Burada V'miz var. V'nin birinci çubuğunun üzerine sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim. Öteki trabzanının üzerine bir sık iğne yaptım. Bakın artış geçişimiz. Şimdi bunu da buradan önden aldım ve sık iğnemi yaptım. Ve burada trabzanım yine burada bakın bunu arkadan alacağım. Ve önden aldım. Çünkü bunun trabzanı arkadan. Umarım anlatabildim. Böyle şurası şurada tekrar göstereceğim V'yi trabzanlar önde gözüktüğünde bunu arkadan alacağız böyle artış noktalarını bir kere daha göstereyim ve sonrası ilerleyecek zaten şöyle burayı kaçırmayın Evet bakın geldim şimdi bunu arkadan aldığım için ne yapacağım bunu önden alacağım V'nin birinci trabzanın üzerine yaptım bir zincir ikinci trabzanın üzerine yaptım ve şimdi bakın ikinciyi de arkadan alacağım Burada ikisini de aynı yapmak zorundayız. Şöyle. Şimdi bakın burada arkadan alacağız. Evet güzelliklerim umarım anlaşıldı. Ve şimdi sonu bulalım. Bakın çok tatlı oluyor. Evet güzelliklerim bakın geldiği şekli bu. Gayet güzel ilerliyor. Ve şimdi bir iki zincirimi çektim ve hemen birinci sık iğnenin üzerine bir trabzan yaptım. Bir zincir trabzan olanları ne yapıyorduk? Bırakıyoruz sık iğneye. Bir zincir trabzan olanı bıraktım sık iğne. Yani bir atlayıp ikinciye. Sadece sık iğne olanlara kafeslerimizi yapıyoruz şimdi. Artık biraz hızlandıracağım. Böyle bir zincir Bak, sık iğne olanı yaptım artış noktasındayım şurada V gözüküyor bakın bir zincir hemen buraya bir V yapalım bir trabzan bir zincir bir trabzan bakın V mi yaptım bir zincir hemen önündeki sık iğneye batırdım şöyle bir zincir şimdi sadece sık iğne olanlara batarak ilerleyeceğiz. Burayı artık öğrendik. İlerleyelim. Sona geldiğimizde ip değişimi yaptığımızda bakın güzelliklerim sondakine batırdım. İpimi aldım. Şunu tığımın üzerine aldım. Önce bunu çektim. Bakın bunu bıraktım. Ve şunu aldım. Burada beyazla çektim. Şöyle bir zincir çekip tekrar çevirdim ve bunun üzerine bir tane sık iğnemi yaptım. Evet, başlangıçta beyazla başlarken hep dıştan alıyoruz bakın fark ettiyseniz. Önden başlangıçta bakın onu da takip edersiniz. Bunu arkadan bunu sık iğnesini yaptım. Artık bakın gidiyor kendi kendine gidiyor ve gördünüz mü? Yeter ki sırayı karıştırmadan yapalım. Burada şimdi artış yerinde bir kere daha göstereceğim ve sonrasını örüp geleceğiz. Bundan sonra gider bu artık. Şöyle. ve Bak. Şu V'nin iki tarafındaki boşluğu kullanacağız. Burada dıştan aldık. Burada o zaman ne yapacağız? Önden alacağız. Bir sık iğne. Bir zincir. Bir sık iğne. Ve bakın. Buralara işaretleyerek de yapabilirsiniz. Evet. Bakın kaç tane birden yaptık. Şimdi bundan sonrasını yapalım ve gelelim. Evet güzelliklerim bakın bu kadar ördüm. Şimdi bu 0-1 yaş için gayet ideal bir ölçüde bir 6 ay daha eklemek için bir sıra daha ekleme sırası yapın. Yani burada şimdi ben kolu ayıracağım. Siz burada kolu ayırmayıp bir artırma daha yaptıktan sonra ee, bu kafesli yere gelince ayırma işlemini yaparsınız. Tekrar bir 6 ay daha için yine aynı bir, şey, bir sıra ekleyin ve sonrasında zaten boyun ölçüleri değişir. O yüzden yani 2 yaşa kadar olabilecek için bir sıra bir sıra yani toplamda iki sıra ekleyerek 1 yaş büyütmüş olduk. Şimdi bu bizim 0-1 yaşımıza gayet uygun. Beyaz yerdeyim. Sayıyı hemen göstereyim şöyle bakın e, ee, sıra sayısını sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tabi bu arada örneğimizi yaptığımız yer ya, şöyle göstereyim bakın. Beyazlı sıralarımız. Umarım anlatabildim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deyim. Ona göre siz de aynı şekilde sayın. Şimdi kafeslerimi yaparak geldim. Ve bakın artırma yerinin oradayım. Şurası benim artış noktam. Buraya bir zincir çektim. Artış noktamın içine bir tane trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Bıraktım kolu. Öbür tarafa geldim. Ve yine bakın artış yeri ve burada V'miz burada. Zincirimin içine bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim ve sık iğneli olan yere batırdım. Gördünüz mü? Şöyle gayet rahat bir gol yeri bu. Çok güzel bir gol evi oldu. Ne çok bol ne de çok dar bir gol oldu. Ve şimdi yine sık iğneli yerlerime batarak öbür tarafta da aynı işlemi size göstereceğim. Evet bakın burada da geldim. Şöyle son sık iğnenin üzerine trabzanı yaptım. Bir zincir çektim. Ve zincir boşluğunun içine bir tane trabzan yaptım. Bir zincir çekip kolumu bıraktım. Ve yine burada zincir olan yere bir trabzan yaptım. Çünkü başka zincirimiz yok burada. Bir zincir çekip sık iğneli olan yere batırdım. Evet. Şimdi sıramı tamamlayacağım. Sıramı şimdi rengimi alıp bu ayrım yaptığım yere kadar yine örneklerimi yaparak ilerleyeceğim. Buraları biraz hızlı geçeceğim çünkü bildiğimiz yerler burası. Böyle. Şimdi oraya kadar gideyim. Evet, şuraya kadar geldim. Bakın sonuncuyu da yaptım. Şöyle. Şimdi burada bakın trabzan tepesine sık iğnesini yaptım. Buraya bir zincir attım ve öbürüne geçtim. Şöyle. Şimdi şuradan neyle kalmıştık? Bunu üstten aldık. Bu alttan bu üstten olarak devam edeceğiz. Bakın. Ayarladım burada. Şurayı üstten aldım. Çünkü bu bir dahakine buraya örnek sığdıracağız. Bakın üstten, alttan, üstten ve bunu da alttan olarak aldım. Olmadı. Bir saniye. Şimdi şöyle buraya bir tane artış yapmamız gerekecek. Şimdi şunu üstten alırsak bunu alttan almamız gerekiyor. Şöyle. Şimdi buradaki örneğe kaydırmamak için bakın şuraya şöyle yaptım. Şimdi onu öbür sıramızı kafesleri yaparken ayarlamayı yapacağım orada. Artış yapacağız. Şimdi burayı bozmamamız gerekiyor. Ve şimdi öbür tarafa gidelim. Bakın. Şöyle. Evet, yine ayrım yerindeyim. Bakın aynı şekilde geçeceğim. Şöyle. Şimdi burada şunu üstten alacağız. Bunu alttan alacağız. Şöyle. Bakın üstten bu alttan alınacak ve bu bakın bu doğru geldi ötekinde bir tane arada artırma yaparak dengeleyeceğiz ve şimdi burayı tamamlayacağım yine kafeslerimi yaparak geleceğim geçişe geldiğimde bakın burada örneğimiz denk geldiği için burada bir şey yapmayacağım şimdi trabzanın yanındaki sık iğneye batırdım bir trabzan yaptım. Bakın. Bir zincir çektim. Burada geçişte bakın bir sık iğnemiz daha var. Şu öbür trabzanın üzeri. Buraya da bir sık iğne ile e, trabzan ile geçtim. Bir zincir çektim ve bakın sık iğneme geldim. Şöyle. Ve şimdi öbür koltuk altına gidelim. Orada bir tane dengeleme yapacağız. Sadece bir tane trabzan fazla yapmamız gerekiyor. Orada yapalım onu. Şimdi oraya kadar gidelim. Evet artış noktasına geldiğimde bakın. Şimdi bir zincir çektim. Şuraya zincirin içine bir tane trabzan yaptım. Şöyle. Bir zincir çektim. Sıradaki sık iğneye batırdım. Yani burada bir tane fazladan yer yaptık ve şimdi yine sıramın sonuna kadar geçeceğim ve tekrar koltuk altında yeniden göstereceğim oraya kadar beyazla geleceğim Evet bakın koltuk altına doğru geldim şimdi örnekleri takip etmemiz gerekiyor onu dengeleyeceğiz şimdi dengelemiştik ama bir bakalım ne oldu böyle buranın üzerinden Şimdi şunu önden alacağız. Şunu arkadan, şunu önden. Gördünüz mü? Buradaki dengeleme işe yaradı. Bir tane fazladan yapmış olduk. Şöyle bakın. Bunu arkadan ve buraya bir sık iğne. Evet oldu. Şöyle bir tane artırmanın bir zararı olmaz. Öbür taraf zaten dengeli gelecek ve ilerleyecek. Şöyle. Şimdi öbür koltuk altına gidelim. Evet şimdi burada bakalım denk gelecek mi gelmezse yine burada da bir tane araya atarız. Şimdi şunu önden evet bu arkadan bu önden bu arkadan bu önden bakın olmadı. Allah Allah niye ayarlayamadıysak ne yapalım burada şimdi bir tane önden örelim. Şöyle artıralım. Araya bir sık iğne yapalım. Bir tane de arkadan alalım. Burada şöyle ve buraya bir sık iğne iğne yapalım. Burada da aynısını yaptık. Bakın şöyle. O bir dahaki yaptığınızda denk gelecek. Şimdi arkadan alarak öreceğiz. Kafesleri yaparken burası düzelecek. Sadece sık iğnelere battığımız için. Niye denk gelmedi? Artırmadan yaptık. Yanlış saymışım herhalde. Neyse oraya kadarlar sorun değil. Buraya kadar gelebildik ve gayet güzel bir iş çıkarttık. Şimdi bu sıramı da tamamlayayım. Kafeslerimizi de yapalım ve hiç sevmem partlı videoları ama daha çok işimiz var çünkü etik uçları var golları var toparlama işlemi var ee, o yüzden video süresi 2 saati bulabilecek o yüzden şimdi bu kısımda kafesleri yapıp videomu tamamlayacağım şöyle çünkü yetiştiremedim detaylı anlatmak zorundayım yapan arkadaşlarımız hiç darlanmadan yapsın diye Şimdi ben bu kafesli yeri de göstereyim. Özellikle o koltuk altlarını. Sonrası zaten dümdüz ineceğiz aşağıya. Evet. Hadi bakalım. Ezanımız da yine okunsun. Evet arkadaşlar. Bakın kafeslerimi yaparak geldim koltuk altına kadar. Burada yine bakın sık iğnelerimizi takip edeceğiz. Trabzan bıraktım. Sık iğne. Bir zincir. Bakın trabzan sık iğne. Yani değişen hiçbir şey olmadı. Şöyle. Bu şekilde oldu. Şimdi göstereyim orayı ön yüzden de görelim. Bakın. Gördünüz mü? Burası gayet iyi. Evet güzelliklerim. Şöyle göstereyim. Bakın geldiği şekli bu. İlerlemesi gayet güzel daha çok işimiz olduğu için bu şu kısmın detaylı anlatımı yüzünden videomuz çok uzadı. Ama düzgün bir iş çıkması için de detaylı anlatmam gerekiyordu. İkinci partını da bunun arkasından hemen yayınlayacağım. Çünkü bakın şurada daha etek lastiklerimiz var. Bunu anlatacağım. Kollarını kolunu anlatacağım. Kolları var. Bu ön biyelerimiz derken videomuzun daha çok işi var. Bu güzelliğin tam anlatılıp çok güzel yapılması lazım. O yüzden şimdilik hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Daha sonra izleye kaydedin. Beğendiğiniz videolara ekleyin ya da kanala abone değilseniz abone olarak ikinci partını da takibi alın. Hoşça kalın.